Ailenizin Eğitim ve Eğlence kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup oynatma listesinden istediğiniz ders ve içeriklere ulaşabilirsiniz. Yukarıda hava durumu haritasında kullanılan sembol aşağıdakilerden hangisidir? A. Parçalı bulutlu, B. Gök gürültülü sağanak yağışlı, C. Kar yağışlı, D. Güneşli. Doğru cevap B. Gök gürültülü sağanak yağışlı. 1. Yüksek basınç alanı basınç değeri çevresine göre fazla olan yerdir. 2. Rüzgar yatay yönde meydana gelen hava hareketidir. 3. Nem havadaki su buharıdır. Yukarıda verilen kavramlar ve tanımlarından hangisi ya da hangileri doğrudur? A. 1, B. 1 ve 2, C. 2 ve 3, D. 1, 2 ve 3. Doğru cevap D. 1, 2 ve 3. 1. Sıcaklık, 2. Nem, 3. Rüzgar, yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hava olaylarını belirlemede etkilidir? A. 1, B. 1, 2 ve 3, C. 2 ve 3, D. 1 ve 2. Doğru cevap B. 1, 2 ve 3. 1. Dünyanın eksen eğikliği, 2. Gezegenlerin birbirine göre uzaklığı ve yakınlığı, 3. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketi, mevsimlerin oluşmasının temel sebebi yukarıda verilen bilgilerden hangileridir? A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 2 ve 3, D. 1, 2 ve 3. Doğru cevap A. Yalnız 1. 1. Yağışlar, 2. Rüzgarlar, 3. Sıcaklık değişimleri, yukarıda verilenlerden kaç tanesi yeryüzü şekillerinin oluşumu ve değişiminde etkilidir? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Doğru cevap C. 3. Aşağıda verilen iklim tiplerinden hangisi ülkemizde görülmez? A. Karasal iklim, B. Marmara iklimi, C. Akdeniz iklimi, D. Karadeniz iklimi. Doğru cevap B. Marmara iklimi. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi meteoroloji ile ilgili değildir? A. Hava olaylarını inceler, B. Hava tahminleri yapar, C. Günün belli saatlerinde gözlemler yapar, D. Deprem ve volkan patlaması gibi olayları araştırır. Doğru cevap D. Deprem ve volkan patlaması gibi olayları araştırır. Aşağıda dünyanın farklı yerlerinde yaşayan 3 arkadaş arasındaki konuşma yer almaktadır. Barış, benim yaşadığım yerde 21 Aralık'tan sonra gece süresi kısalmaya başlar. Cemal, buraya güneş ışınları yılda 2 kez dik açıyla gelir. Nisa, yaşadığımız yerde 22 Eylül'de gece süresi, gündüz süresinden daha uzundur. Buna göre öğrencilerin yaşadığı yerlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri söylenebilir? 1. Barış, kuzey yarım kürede yaşamaktadır. 2. Cemal'in yaşadığı yer, ekvator üzerindedir. 3. Nisa ile Barış, farklı yarım kürelerde yaşamaktadır. A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 2 ve 3, D. 1, 2 ve 3. Doğru cevap D. 1, 2 ve 3. Mevsimlerin oluşmasının sebebi nedir? A. Dünyanın kendi etrafında dönmesi, B. Dünyanın dönme ekseninin eğik olması, C. Ayın güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtması, D. Güneşin dünyaya çekme kuvveti uygulaması. Doğru cevap B. Dünyanın dönme ekseninin eğik olması. Mevsimlerin başlangıcı ile aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. 21 Aralık, B. 21 Mart, C. 21 Haziran, D. 21 Eylül.
Doğru cevap D. 21 Eylül. 1. Geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olayları 2. Küresel ısınmanın etkileri 3. Bir bölgedeki kuraklığın yıllara bağlı değişimi 4. Haftalık hava durumu tahmini yukarıdakilerden hangisi bir iklim bilimcinin, klimatolog, öncelikli çalışma konularından biri değildir? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Doğru cevap D. 4. 1. Fosil yakıtların yakılması 2. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması 3. Temiz enerji kaynaklarının tercih edilmesi yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri küresel ısınmanın sebeplerindendir? A. 1, B. 1 ve 2, C. 2 ve 3, D. 1, 2 ve 3. Doğru cevap B. 1 ve 2. 1. Gündüz-gece oluşumu 2. Günlük sıcaklık farkı bu olayların gerçekleşme nedeni aşağıdakilerden hangisinde en iyi belirtilmiştir? A. Dünya'nın eksen eğikliği B. Dünya'nın güneş etrafında dolanması C. Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi D. Dünya'nın güneş etrafında saat yönünün tersine olacak şekilde dönmesi. Doğru cevap C. Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Online sınav ve Facebook grup linkimize açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz.